Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İçinde bizim de bulunduğumuz dünyanın nasıl döndüğünü, hangi yörüngede bulunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bize göre gündem Dünya Bankası'ndan, Birleşmiş Milletler'den, İsrail'den, Amerika'dan, Avrupa'dan, paradan ve benzeri politik, siyasi, coğrafi içerikli kavramlardan yürüyor. Yer yer işte İslam alemi, Müslümanlar, Müslümanlıktan da dünya üzerinde siyaset belirlerken konuşuyoruz. Çok belki yaygın olmamakla beraber ya da yaygın olmadığını umut ederek bir hakikati da sık sık gündeme getiriyoruz. İslam artık ayağa kalkamaz. Bundan sonra dünya düzeni Avrupalıların, Amerikalıların istediği şekilde olur. İslam'ın politika olarak dünya hakimiyetini tekrar konuşmanın gereği yok. Şükrümüzü bilelim, haccımızı yapıyoruz, namazımızı kılıyoruz, camilerimizi kapatan yok da dediğimiz olabiliyor. Maazallah diyen oluyor. Burada sanki biz Allah'ın kitabını onun emrettiği gibi yaşadık. Sanki biz Müslümanlığımızın hakkını verdik de şu dönen dünyada Müslüman olarak bizim hakkımız verilmedi gibi bir itiraz varsa zihinlerimizde, bunun yersiz olduğunu bilmemiz gerekir. Böyle bir hakkımız, yani İslam'ın yaşayanları olduğumuz halde, %100 içini doldurduğumuz halde zulüm görüyoruz biz. Ashab-ı kiram gibi Müslümanlık yaşıyorduk da başımıza bunlar nereden geldi gibi algılıyorsak bu yanlıştır. Böyle bir hakkaniyetlik söz konusu değildir. Ama kardeşlerim, bugün bir örneği üzerinden dinimizi ne kadar yaşadığımızı ele almak istiyorum. İnşallah ıslah etmek, daha iyisine koşmak için Rabbim bunu bana da, size de, bütün mümin kardeşlerime vesile kılar. Böyle umut ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerime başlamadan önce bir soru sormak istiyorum. Ben bir Müslüman olarak, kendimden örnek vereyim, kimse alınmasın. Ben bir Müslüman olarak, filan konudaki bir emri Kur'an'dan öğrenirken, nedir bu emir? Mesela, kurban kesmek emri. Kurban kes diye emrediyor Allah-u Teala. Veyahut da annene babana itaat et diyor. Çok ince bir çizgide bir soru soruyorum kardeşlerim. Kendime soruyorum. Siz de kendinize sorunuz. Kur'an'ımızın bir kere bir sözü söylemesi ile 5 kere söylemesi arasında benim iman etmem, onu doğrulamam ve uygulamam arasında etki farkı yapıyor mu, yapmıyor mu? Soruyu tekrar sorayım, müphem kalmasın. Allah-u Teala anamızın babamızın bizden uf sözünü bile duymamasını emrediyor. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Of bile demeyeceksiniz onlara diyor.
Bu İsra suresinde bir ayettir. Bir kere geçiyor Kur'an'da. Ben Kur'an'a iman etmiş bir mümin olarak, bunu İsra suresinde bir kere duydum. Bende bir etki yaptı bu. Bu etkiyi ölçelim. Yani ben anama babama of demem. Niye demem? Allah bunu demeyin dedi. Bu başka surelerde de 3 defa 5 defa geçseydi, ben bunu uygularken, ya ısrarla Kur'an emrediyor bunu diye farklı mı hissedecektim acaba? Mesela namaz dinin direğidir. Kur'an'da onlarca ayet var. Namazı emrediyor. Bu tek bir ayet olsaydı, namaz gevşeyecek miydi bende? Bu soruyu derleyip toparlayıp, düğümleyerek şimdi sorayım. Kur'an'ın bir ayeti yetiyor mu bana? Soru bu. Örneklerden yola çıkıp sonucu sordum. Bir kere Allah'ın açık bir şekilde bir şeyi emir buyurması yetiyor mu? Bu sorum. Yahut da bunun B fıkrasını soralım. Rabbimin Kur'an'daki bir emri kaçıncı seferde kulağımdan beynime giriyor? 10 kere söylemesi gerekiyor mu Kur'an'ın bunu? Cuma hutbesinde veya bir yerde bir ayeti Allah buyuruyor ki diye dinleyince ben, vicdanım, mümin kimliğim, mümin kalbimi sahip olarak tutan bedenim hareketleniyor mu? Bu iki sorunun ortak paydası şudur. Ben Kur'an'dan ne kadar etkileniyorum? Ya bir ayeti kaç kere dinlemem gerekiyor bana etki etmesi için diye sorayım. Ya da bir emrin, bir yasağın Kur'an'da kaç defa geçmesi gerekiyor? Faiz ayeti, faizi yasak eden ayet, Kur'an'da bir yerde geçiyor diyelim. Bu gizli bir şekilde bir kere geçiyor bu Kur'an'da. Bir kere dedi Allah faizi almayın diye bir gevşeklik nedeni oluyor mu? Çok felsefik bir konu konuşmadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ama nefse ağır gelen bir şey soruyorum. Benim nefsime de ağır geliyor. Allah-u Teala'nın bir ayeti, İman etmek bakımından bütün ayetleriyle aynı. Çünkü Kur'an'ın, Kur'an'ımızın herhangi bir ayetini ikinci sınıf ayet olarak görmüyoruz biz. Fatiha'nın birinci ayetinden minel cinneti ve nâse kadar olan bütün ayetleri Allah'ın ayetidir. %100 aynı hükmü, aynı inceliği taşıyor. Pratikte de böyle mi bizim hayatımızda? Mesela, herhangi bir konuda bir makale okuyorum. O makalede bakıyorum ki, makaleyi yazan adam, Allah Kur'an'da buyuruyor ki diye 20 tane ayet dizmiş. Ben ürperiyorum. Sonra başka bir konuda bakıyorum ki bir ayet varmış Kur'an'da. Gerisi hadismiş ya da alimlerin tefsiriymiş. Bir ayettir diye şeytan becerip benim alakamı ve teslimiyetimi depreştiriyor mu? İmanımızla ilgili, pratik Müslümanlığımızla ilgili çok önemli bir test malzemesi. Şüphesiz tek test, tek imtihan bunun üzerinden değil. Ama bugün dünya üzerinde Müslümanın nerede durduğunu, bu yörüngemizin ne olduğunu ispat eden, belgeleyen bir ayrıntı bu arkadaşlar. Şimdi bu hususu, yani Kur'an'ın bir ayeti beni ne kadar ayağa kaldırıyor?
Bu ayeti dinledikten sonra uykum ne kadar kaçıyor? Bunu kendi kendimize Rabbimizin huzurunda bir muhasebeye tabi tutulmadan, yani hesap gününe gitmeden önce kendimizi hesap edeceğimiz bir pratik olarak Şura suresinin 13. ayetinin ilk bölümünü, tamamı uzun ayetin ilk bölümünü beraber dinleyeceğiz arkadaşlar. Sonra da bu ayetten hayatımız ne kadar etkileniyor ona bakacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan vellezî evheynâ ileyke ve ma vassaynâ bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en akîmud-dîne ve lâ teteferrakû fîh. Sadakallahu'l-azîm. Şura suresinin, daha doğru okuyayım, Eş-Şura suresinin 13. ayeti kardeşlerim. Kur'an belli, kitabımız, kitabım, imanım, şeriatım, hayatım, Kur'an'ım. Sure Eş-Şura suresi. Ayet 13. ayet. Nasih değil, mensuh değil. İsrailoğullarını anlatmıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a ve siz diyerek bütün ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Şer'a lekum. Şer'a lekum. Size Allah kanun koydu. Kanun koydu. Diye başlıyor ayet. Ayet bana hitap ediyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, amentu billah ve melaiketihi ve kütübihi diyen, kitap diye bir şeye iman eden mümine hitap ediyor. Şer'a lekum, size şeriat koydu Allah, mined dini, din konusunda. Şimdi ayete bakalım ne diyor ve biz bu ayeti bir kere duymak, Kur'an'da bir kere zikredilmesi bakımından bile ele alınca ne hale geleceğiz? Kaldı ki bu ayeti başka manalarda destekleyen veya benzer manada destekleyen Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var. Şer'a lekum mined-dini. Allah size kanun olarak bir din getirdi. Dininiz getirildi. Ma vassa bihi Nuhan. Bu Nuh peygambere de Allah'ın vasiyet ettiği şeydir. Bir, Nuh. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Sana indirdiğimiz Kur'an'ın özü de budur. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ İbrahim'e. İbrahim'e de bunu vasiyet ettik. وَمُوسَى. Musa'ya da bunu vasiyet ettik. وَعِيْسَى. İsa'ya da vasiyet ettik. Bitmedi ayet. Anlaşılsın diye kelime kelime içeriyorum. Şer'a lekum mined-dini. Size din olarak bir şeriat getirdik biz. Kanun. Şeriat kanun demek. Ma vassa bihi Nuhan. Bunu Nuh'a da vasiyet etmiştik biz. Vellezî evhayna ileyke. Ey Muhammed, sana da indirdiğimiz vahiy budur. Yani Nuh'a ne dediysek sana da onu diyoruz. Ve ma vassayna bihi İbrahim'e. İbrahim'e vasiyetimiz de budur. Allah neyi vasiyet eder? Emir demek. Allah'ın vasiyeti, çocuğun babadan aldığı vasiyet değil. Allah emretmek için. Ya emirdir Allah'ın vasiyeti. وَمَا وَصَّيْنَا بِإِبْرَاهِيمَ. İbrahim'e vasiyetimiz de budur. وَمُوسَى وَعِيْسَى. Musa'ya ve İsa'ya da vasiyetimiz budur. Duralım şimdi. Nuh, Muhammed aleyhisselam, İbrahim, Musa ve İsa. Beş isim. Bunların beşine
vasiyetimiz, size indirdiğimiz dindir. Şer'a lekum mined-dini, size indirdiğimiz dindir. Bu beş isim, hangi isimdir? Ulul azm, peygamberlerin ismidir. 124 bin peygamberin, rakam böyle olduğu söylenir. İçinden 25 tanesi Kur'an-ı Kerim'in öne çıkardığı büyük peygamberlerdir. Bu 25 peygamberden 5'ini de Allah ulul azm, en büyük peygamberler olarak öne çıkarmıştır. Kim bunlar? Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Farklı rivayetler var. Ben büyüklük sıralamasını en sona bırakarak zikretmeye çalıştım bunları. Ama Kur'an bunları Nuh, Muhammed aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam olarak bu Şura suresinin 13. ayetinde zikrediyor. Yorulacak bir şey yok. Beyin jimnastiği de yapmıyoruz. Kur'an ayeti okuyoruz. Şimdi kardeşler, duruyoruz burada ama frene basmadan duruyoruz. Zihnimize bir ufuk açıyoruz. Ayet, Şura suresinin 13. ayeti ne diyor? Size din koyduk biz diyor. Din koyduk. Bu dini daha önce Nuh'a da koyduk, verdik. İbrahim'e de verdik, Musa'ya da verdik, İsa'ya da. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzüne peygamber olarak gönderdiği en büyük peygamberlerden en aşağıya kadar temel dini aynı koymuş demek ki. Size ne koyduysak din olarak, hangi kanunu koyduysak, İbrahim, Musa, İsa, Nuh, onlara da onu koyduk. Muhammed Aleyhisselam'ınkini okuyorsunuz zaten Kur'an'dan. Neymiş din kardeşler? Cümle bit, ayet bitmedi çünkü. Ayet devam ediyor. Din neymiş? En akimuddine, dini ayağa kaldıracaksınız. Dini ayağa kaldıracaksınız. Dindar olacaksınız değil, dini ayağa kaldıracaksınız. Namaza ikamet yapıyoruz. Oturan namaz kılıcı Müslümanlara, oturanlara kalkın namaz başlıyor diyoruz. En akimu dine, dini ayağa kaldıracaksınız. Bitmedi. Ve la teteferraku fih, din konusunda fırkalaşmayacaksınız. Burada kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayeti. Çok net bir şey koyuyor. Bugün dikkatimizden kaçan, Kur'an'da bir ayette geçtiği için bu, sanki gözümüzden kaçan bir şey. İslam ayağa kaldırılacak bir dindir ve Allah'ın 5 ulul azm peygamberden, dolayısıyla bütün semavi dinlerini kendisine emanet ettiği peygamberlerinden istediği şey, dini yaşamak ve dinde fırkalaşmamaktır. Çünkü Nuh'a, Muhammed aleyhisselama ve İbrahim aleyhisselama ve Musa aleyhisselama ve İsa aleyhisselama emrettik dediği şey, vasiyetimiz dediği şey, en akimuddin, dini ayağa kaldırın. Ve la teteferraku fih, dinde fırkalaşmayın. Şura suresinin 13. ayet. Topluca baktığımız zaman, siz mealden tekrar bakınız. Allah size din koymuştur. Daha önce Nuh'a vasiyet ettiğimiz, şimdi Muhammed aleyhisselama da emrettiğimiz, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz din budur. İki nokta üst üste. Dini ayağa kaldıracaksınız. Yani din hayat yapınız olacak sizin ve dinde fırkalaşmayacaksınız. O zaman kardeşlerim, biz bu dönen dünya başımızı çeviriyor. Müslümanız.
Allah'ın mülkünde niye biz eziliyoruz sorusunda, bir sürü de hac ettiğimiz halde, namaz kıldığımız halde, gece zikrine kalktığımız halde, Müslüman, ama Müslümanlığı Allah, sadece Müslümanlığı senin yaşaman olarak değil, aynı zamanda yaşatman, hayatın oksijeni haline getirmen olarak istiyor. En akimud din. Dini ayağa kaldırın, ikame edin. Bir de وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde tartışmayacaksınız. Dinde fırkalaşmayacaksınız. Bölünmeyeceksiniz. Şimdi kardeşlerim, bu vakıf veya filanca dernek bir senetle, bir tüzükle kuruluyor. Yapacağı işleri sayıyor. Bir, Müslüman gençlik yetiştirmek. İki, zekat dağıtmak. Üç, Filistin'e yardım göndermek. Dört, toplu cuma namazlarına gitmek. Beş, okullara din dersi takviyesi yapmak. Altı, hacca gitmeyenleri hac etmek. Yedi, evlileri mutlu etmek, bekarları evlendirmek. Sekiz, dokuz, 25. Elhamdülillah. Medine'de İslam devleti kuruyor Musab ya. Şükürler. Allah razı olsun. Halbuki Allah'ın ulul azim peygamberler başta olmak üzere istediği şey şu altta siyah olan içerisine alınan şeydir. Ve la teteferraku. Derneğin tüzüğünde müminleri, dindarları parçalamama maddesi olması gerekiyor. Kaç öğrenciye burs verdiğin birinci maddesi. İkinci maddesi وَلَا تَتَفَرَّقُوا. Kaç öğrenci sana geldiğinden beri ben ümmeti Muhammed'denim diyor, kaçı da senden oldu. Senin verdiğin burslar ümmeti Muhammed'in hacmini mi kapattı, büyüttü, genişletti, küfrü ürküttü, senin cemaatini, grubunu mu büyüttü? En akimud din ve la teteferraku fi. Ve la teteferraku fi. Vakıf, dernek, adı ne olursa olsun, cemaat, grup, isim vermek gerekmiyor. Allah'ın ulul azm peygamberler başta olmak üzere müminlerden beklediği şey şer'a lekum mined-din, size din olarak getirdiğimiz şey dediği Allah'ın şer'a lekum mined-din, İslam, en akimud-din, dini ayağa kaldırmak ve la teteferraku fi, parçalanmamaktır. Bunun için senin Birleşik Müslümanlar Derneği diye kurduğun dernek kaç Müslümanı böldü attı, onu bir hesapla bakalım. Sen vahdetten bahsettikçe bölüyor musun acaba? Sen mezhebini güçlendirirken, tarikatını güçlendirirken, vakfını, derneğini güçlendirirken en akimuddin oluyordur belki, ama senin gözünde ve la teteferrakû fî ne oldu? Dolayısıyla kardeşlerim, şer'a lekum mined-din, Allah'ın şeriat dediği şey, din dediği şey, ta Nuh aleyhisselamdan itibaren, sonra da Muhammed aleyhisselama okunmuş vahiy, Cebrail'in getirdiği vahiy, İbrahim'e vasiyet olarak Allah'ın bahsettiği şey, Musa'ya, İsa'ya aleyhisselam cemi'an emrettiği şey, en akimuddin, dini ayağa kaldırın. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Parçalanmayacaksınız dinde. Elbette bu ayeti indiği zaman şeytan sağdı. Bu ayeti şeytan dinledi. O yüzden sen bölmüyorsun ki, senin varlığın, birleşmenin kim antosu zaten diye oyaladı herkesi. Ama çalışmandan 30 sene sonra, ümmetin birikimi ve senin birikimin diye bir envanter istendiğinde, ümmetin birikimi hala ilk rakamlarda, senin kopardıklarınla belki düştü, ama senin envanterin dosyalara sığmıyor.
ve la tetefarraku fi. Bu kardeşlerim En'am suresinin 159. ayetiyle bir ayrıntısı daha karşımıza çıkıyor bunun. En'am suresinin 159. ayeti. Ne konuşuyoruz biz burada? Biz müminler, Müslümanlar olarak hangi yörüngedeyiz? Dünya dönüyor ama ben bir yerde bağlı mı dönüyorum? Dünya ile beraber mi dönüyorum? Allah'ın yardımı niye benimle beraber değil? Veya yardım geliyor da böyle mi bu işin doğası? Muhasebe yapıyoruz. Bu dünya nasıl dönüyor derslerimiz bizim? Bir muhasebe dersidir. Kendimize gelme dersleridir inşallah. Belki düzeltmeyi Allah bizim elimizde mukadder buyurmamıştır. Ama bu ayeti de bu mantıkla kürsülerden duymak istiyoruz. Biz dediği zaman bir Müslüman, bununla ümmetini mi kastediyor? Mezhebini, tarikatını, ülkesini, partisini, vakfını mı kastediyor? Elbette bize göre en güzeli söylüyoruz ama melekler, duyduklarının kalpte ne kadar orijinalinin bulunduğunu bakarak yazıyorlar hep. Biz kendimizi aldatabiliriz, melekleri aldatamayız. El-En'am suresinin 159. ayetine şimdi bakalım kardeşler. Bu Şura suresinin 13. ayeti neydi? Allah'ın dini budur. Ayağa kaldıracaksınız dini. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde fırkalaşmayacaksınız. Müslümanım diyeceksin, stop. Kimlerdensin sorusuna, ne demek kimler? Müslümanlardan işte. Ya tamam, kime bağlısın diye sorulduğunda, dilin kurusaydı da bu soruyu sormayacaktın. Muhammed Aleyhisselam'a bağlıyım. Anladık ama kimlerdensin? Ensardan olmam mümkün değil, Medine'de yaşamıyorum. Evs ve Hazreç'ten de değilim, Kureyş'te değilim. Türkiye'de Resulullah'ın ümmetindenim elhamdülillah. Bunu söylerken de sanki Resulullah sağ aleyhissalatü vesselam ve elini öpüyorsun gibi haz duyuyor musun, onu söyle bana sen. El edebiyat için mevlüt okurken, ağıt okurken veyahut da şiir okurken değil. Kimlerdensin? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Ya anladık da mezhebin hangisi? Resulullah'ın mezhebindenim. Aleyhissalatü vesselam, Ebu Hanife'nin de medresesinde duruyorum. Demeliydik. Bunu söylerken de gözümüz yaşarmalıydı. Hangi gruba bağlısın sorulduğunda da bu sorudan haya etmeliydik. Haya etmeliydik. Böyle bir soru bana sorulduğuna göre benim imanımdan şüphe ettiler herhalde demeliydik. Belki sizinle bir dert paylaşımı olarak dersimizin dipnotu şeklinde dinleyin bunu. Bin kere karşılaştığım bir sorudur bu. Çok güzel ayet tefsir ediyorsun. Ya maşallah bu sireti çok güzel anlatıyorsun. Allah razı olsun, dua edin diyorum. Nereye bağlısın? Nereye bağlısın? Ya derste dinledin değil mi? Hadis okudum. İşte oraya bağlayayım. Anladık. Kimlere bağlısın? Hangi deriz? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Resulullah'la bağımı konuştuklarımdan çözmüş, alt bağımı istiyor. Ve onu söylemedikçe de selamına devam etmiyor adam. Ümmeti Muhammed'denim diyorum. Peygamber aleyhisselamın medresesinin milyonuncu köpeği olmaya çalışıyorum diyorum. Tatmin olmuyor. İntisabın nereye? Ne demek intisabım nereye? Resulullah'a intisaplıyım. Kabul buyurursa beni. Yetmiyor. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Resulullah'a bağlayayım dedim, yetmedi. Filanca ekolden, filanca cemaattenim desem, onlar güçlü, doğru. Onlar çok güçlü bir cemaat. Onlar hem öğrenci konusunda hızlılar, güzel. Rahatlayacak. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Din ayağa kalkmış ama
dinin alt kademesinde olduğu söylenen cemaatler, mezhepler dinden daha güçlü. Bir hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu hatıram beni bu dersi yapmaya sevk eden belki de ilk üç hissiyatımdan birisidir. Bir gün Mahmut Sarıca isimli, Allah rahmet eylesin, bir kurra hoca efendiyle Medine-i Münevvere'de, o umreye gelmişti, ben de onu Medine-i Münevvere'ye götürmüştüm. Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahhara'nın hemen arkasında Ashab-ı Suffa'nın yeri diye bilinen, işte 40-50 metrekare ne kadarsa bir yer var. Orada beraber Kur'an okuduk. Kur'an'dan sonra da işte bir iki hatıra konuştuk aramızda diyelim. Türkiye'den gelen başka hacılardan biri beni kıyafetimden, onu da sakalından, takkesinden süzdü. Siz dedi, Arap mısınız dedi. Yok dedik. Biz Türkiye'liyiz. Ha, Türkçe sordum, doğru dedi. Yani hem Türkçe soruyor bize hem de Arap mısın diyor. Dedi ki, size bir soru soracağım, hoca mısınız dedi. Ben dedim, bu hoca efendidir dedim. Dedi ki adam, diyorlar ki bize, bizim grup başkanı, bu Harem-i Şerif'teki, yani Ravza-i Mutahhara'daki imam, Vahabidir. Namazlarınızı iade edin. Olmaz burada namaz. Diyorlar. Ne dersin? Dedi. Hoca efendi, yaşlı bir zattı, Karadenizli. Eliyle işaret etti böyle. Çek buradan der gibi. Adam da, lan bu ters bir hoca dedi, gitti. Dedim hocam, adamı cevap verseydiniz dedim. Burası uygun bir yer değil. Ben ona başka yerde sorsa cevap veririm dedi. Baktım, çok gergin. Dedi ki, 1965 yılında hocamla biz hacca geldik dedi. 1965, yani bir önceki asra ait bir hatıra bu. Aşık Kutlu onun hocası. Babamın da hocası, onun da hocası. Türkiye'de kıraat ilminin ilk insanlarından biri. Allah ona rahmet eylesin. Bu Cumhuriyet döneminin Kur'an'ı ayakta tutan isimlerinden biri. İnşallah işi vaktinden çok olanlar dizisinde ona ait bir ders yapmak da istiyorum. Biz dedi hacca geldik dedi. Biz yine Ravza-i Mutahhara'nın dibinde otururken yine bir Türkiye'li biri geldi, böyle soru sordu hoca efendiye dedi. Biz de talebe olduğumuz için, genç talebeler olarak sessiz sedasız hoca efendiyi dinliyoruz dedi. Hoca efendi, ben elhamdülillah müşerref oldum onu tanımakla, yeryüzünde dolaşan insan kılıklı bir melekti. Nazik, medeni bir insan. Ona gelmiş demiş ki 1965'te, hoca efendi burada namazlar olmuyormuş, İade edeceğiz namazları, değil mi demiş. Hoca efendinin وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ ayetini nasıl anladığına bakın. Demiş ki efendi otur. Kıyamete kadar kalacak bir dinin namaz gibi mühim bir ibadeti artık Resulullah'ın kabrinin yanında da olmuyorsa İslam kalktı demektir demiş. Sen ne biçim Müslümansın? Burada sesimizi duyuyor Resulullah ve sen onun yanında namazlarımız olmuyor artık diyorsun. Eğer Ravza-i Mutahhara'da da namaz olmuyorsa namaz kalktı dünyadan, din de kalktı demektir demiş. Hoca efendi yıllar sonra, belki bundan 30 sene sonra da bu adam aynı soruyu gelip sorunca beynine sıçramış kanı ve işte çek git diye adama işaret etti. En akimu dine ve la tetefarraku fi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında birbirimizi namazı olmamakla itham ettiğimiz bir dünyada Yahudi'ye karşı zafer istiyoruz Allah'tan. Vahabiliği müdafaa edecek halimiz yok. Ben hiçbir şeyi müdafaa etmiyorum da Vahabiliği niye müdafaa edeyim? Vahabilik diye bir din mi var? Ama وَلَا تَتَفَرَّكُوا ف۪يهِ sakın parçalanmayasınız diyen Allah'ın bu emrini, شَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ sizin şeriatınız böyle bir şeriattır.
parçalanmadan ayakta duran bir şeriattır. Parçalandığı zaman kim olursan ol, Allah'ın rahmeti inmiyor demektir. Dini yaşadın, şeriatını yaşadın, kabul etmiyor demektir. Şimdi bütün buna rağmen kardeşlerim, şu Şura suresinin 13. ayetinin yorumunu El-En'am suresinin 159. ayetinde dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine farraku dinahum ve kanu şi'a leste minhum fi şey innemâ emruhum ilallah sümme yunebbi'uhum bima kanu yef'alun. Sadakallahul azim. Dinlerinde fırkalaşanlar ve kendilerine göre dine şekil verenler, leste minhum fi şey, ey peygamber sen onları yok say. İnnemâ emruhum ilallah, onların hesabı Allah'a kaldı. Sümme yunebbihum bimâ kânû yef'alûn. Sonra Allah onlara yaptıklarının ne olduğunu haber verecektir. Ayet El-En'am suresi sanki Şura suresinin 13. ayetinin tefsiri gibi bir şey. Şimdi kardeşlerim, bu Hanefi mezhebinin Şafii mezhebini, Şafii mezhebinin Maliki mezhebini, Maliki mezhebinin Hanbeli mezhebini reddetmesi midir? Hayır. Bu mezheplerin başları, asılları hiçbir zaman birbirlerini ikinci sınıf Müslüman görmemişlerdir. Aynı okulun A, B, C, D diye sınıfının talebeleri olmuşlardır. Okul diploması aynı. 30 kişilik bir sınıfa A sınıfı denmiş, 20 kişilik bir sınıfa B sınıfı denmiş, öbür 20 kişilik sınıfa C sınıfı denmiş. Sonuçta verdikleri diploma aynı olmuş. Şimdi cahil cüelanın eline düşüp, Şafii'nin arkasında namazım olur mu diyordur. Onlar kendi arkalarında böyle bir şey demediler. Çünkü kendilerini din olarak görmediler. Dinin talebeleri olarak gördüler. Bize de bizim dinimizdensiniz demediler. Hep müminiz dediler. Hiç kimse Ebu Hanife'yi ve ondan sonra onun çocukları durumunda olan fukahayı, Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'yi, İmam Maturidi'yi bu fitnesine alet etmesin. Maturidilik ve Eş'arilik Abbasi saraylarında türemiş fitne fesada karşı hareketlenmenin adıdır. Camideki Müslümanları grup grup bölmenin adı değildir. Saz çalan, serseri Bağdat sokaklarını işgal etmiş fitneci fesatçılara karşı Eş'arilik çıkmıştır. Orijinal Müslümanlık manasında, ashab-ı kiramı daha iyi anlama manasında, dinlerini fırkalaştırarak yaşayanlar, leste minhum fi şey, sen onlarla ilgilenme, seninle ilgisi yok onların. Leste minhum fi şey, bir hesabın yok senin onlarla diyen Allah'tır Celle Celaluhu. Kardeşlerim, buradan çok tatlı iki sonuca çıkıyoruz. Birincisi, Allah'ın bütün peygamberlere emri dini ayağa kaldırmak ve parçalanmamaktır. O zaman bizim Müslüman olarak, fert olarak, bir dernek olarak, bir vakıf olarak benim vazifem dinimi yaşamak ve parçalanmamaya yönelik yatırım yapmaktır. Benim 10 yıllık, 20 yıllık vakıf çalışmam parçalanmayı milyonda bir oranında bile artırdıysa ben bütün peygamberlere verilmiş talimat çizgisinde değilim demektir. Edebiyat yaparak herhangi bir şekilde melekleri kandıramayız. Kardeşlerim, Buhari'nin ve diğer pek çok muhaddisin rivayet ettiği bir hadisi şerifi sizinle beraber düşünmek istiyorum. Düşünmek diyorum. Bu konuyla ilgisi yok direkt. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden olmak, ehli sünnet vel cemaat olmak, peygamberin ağzından ne demektir? Yörüngemiz nerede olmalıydı bizim? Ümmeti Muhammed olarak
tek ümmet, parçalanmamış bir ümmet olmak ne demekti? Kabe'yi döndüğümüz, tavaf ettiğimiz haleti ruhiyemiz hep yüreğimizde canlı olmalı idi cümlesini nasıl yorumlayacağımızı Bukhari'nin 5060. hadisi şerifi, Bukhari'de 3-4 yerde, 3 yerde geçiyor. Diğer hadis kitaplarında var. Özellikle Bukhari oldu mu yeterli bizim için elhamdülillah. Bukhari'nin 5060. hadisi şerifini Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Cündeb İbni Abdillah radıyallahu anh ashab-ı kiramın gençlerinden hadis-i şerif rivayet ediyor. Cümleyi gayet dikkatli dinleyelim hadis-i şerifi. Zira yanlış anlaşılırsa maazallah hakkıma girersiniz. Peygamber aleyhisselamı yanlış anlamış olursunuz. İkra'ul Kur'ane me telefet kulubukum fe izahteleftum fekumu anhu. Fekumu anhu. Kalbinizde tartışma oluşuncaya kadar Kur'an okuyun. Kalbinizde, yani zihninizde okuduğunuz ayetlerden farklı parazit şeyler çıkınca fekumu anhu, bırakın daha Kur'an okumayın. Bireysel olarak ben Kur'an okurken Allah Allah diye kendi kendime mucitlikler yaptığım an fekumu anhu anil Kur'an, bırakın Kur'an daha okumayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bu. Sahih ve sahih ve sahih ve sarih hadisi şerif. Bu da Resulullah sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, can talebelerim, arkadaşlarım, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Bellihu anni diye emri var Efendimizin, ben belag verdim, tebliğimi yaptım. Bu sözden dolayı ağzıma gem vurulsun istemiyorum kıyamet günü. Duydunuz. Me telefet kulubukum. Kalplerinizde sorun oluşmadığı sürece Kur'an'ı okuyun. Eğer bir sorun çıkmaya başladıysa kumu anhu, kalkın daha okumayın. İhtilaf girince Kur'an da okumayın daha. Bu sözün anlamı şudur da aslında Cündeb İbni Abdillah oradan geçiyordu da sesli okudu. Bırak bu edebiyatları. Bırak. Bu hadis bu dünyada Buhari'de varken sen derneğinin haklılığını, şununla Siyonist'le, Miyonist'le beraber çalışmanı veyahut da Müslümanları komplo berbat edecek işler yapmanı aklamak için bana Kur'an'dan ayet bulup getirdiğini düşün bir de. Mesela Allah "Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa" buyuruyor. Erkekler kadınlardan üstün olacak aile düzeninde. Sen bu ayeti zemininden kaydırmak için Kur'an'dan başka ayetler getirsin. Allah-u Teala buyurmadı mı ki "Salihatul kanitatul abitat"? Bak bunlar hep kadınları öven ayetler. Ayeti ayetle çürütmeye çalışıyorsun. Peygamber aleyhisselam bir ayette zihnin karıştıysa kapat okuma Kur'an diyor sana. Bir ümmet birbirini çürütmek, derneklerini, vakıflarını ezmek için Kur'an ayetlerini birbirlerine karşı mermi gibi kullandığı zaman bizim yörüngemiz ashab-ı kiramın, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yörüngesinde midir acaba? Ebu Bekir'e "Ya bu Medine'yi boş bırakma, her orduyu gönderiyorsun" dediklerinde ne cevap vermişti? "Vallahi beni kurtlar parçalasa Medine'de Resulullah'ın başlattığı hareketi devam ettireceğim ben" dedi. Burada kardeşlerim, çok önemli bir noktayı konuşuyoruz. Ben, bu dersim sorunlarımızı çözme dersi değil, bugünkü dersim. Ama hastalığımızı ve eksikliğimizi teşhis etmeye çalışıyorum. Bundan sonra da çözmeye çalışacağız inşallah. Elimizdeki Kur'an'ımız
ne durumdadır bizim itikadımız, amelimiz, pratiğimiz açısından onu konuşuyoruz. Burada kardeşlerim, bir, alim olmayan Kur'an'ı kaynak olarak kullanmamalıdır. Yahu şu Kur'an'ımızı ezberden vazgeçtim. Oku dediğin zaman, normal bir hafızın 2 dakikada okuduğu bir sayfayı 20 dakikada okuyamıyor. Gazete haberi okur gibi bile okuyamıyor Kur'an-ı Kerim'i. Meryem suresinden, şu suresinden bana belgeler getiriyor. Sıkıştı mı da, ya bu Araplara mı indi sadece, biz de anlamayacağız mı bu Kur'an'ı diyor. Anlamıyorsun ki. Anlayandan anladığını zannediyorsun. Dilini çözemediğin bir Kur'an'ın dinini nasıl çözdün sen? Dilini çözememişsin. 3 ayda, 4 ayda öğrenilecek bir dilini çözememişsin. Şeriatını çözdüğünü söylüyorsun bana. Dili yok, dini var Kur'an'ın, olur mu? Alim insan. O da ödü patlayarak, Rabbinin huzurunda hesabını vereceğini bilerek, tir tir titreyerek Kur'an'dan bir şey çıkarır. Birbirimize karşı mermimizi Kur'an ayetlerinden üretiyoruz. Hatta ve hatta, ne rezillikti kardeşlerim, şeriatımızın ağırlıklı bölümü, İtikadımız Kur'an'dan alınmadır. Ama şeriatımızın muamelat bölümü hadisi şeriflerden alınmadır. Hadis eksenlidir İslam. Peygamber pratiği olduğu için aleyhissalatü vesselam, şu hale bakınız ki, hadisi şeriflerin gereksizliği için yaptığı iddia, kırdığı pot ve çanağa karşı Kur'an ayetleri kullanıyor insanlar. Ve sonra Allah'ın rahmetini ve bereketini talep ediyoruz. Hayır. Müslümanlar, Kur'an ayetlerini okumasınlar demiyoruz. İlimden istifade etmesinler demiyoruz. Felsefelerine, beşeri indiği görüşlerine payanda olarak Kur'an ayetlerini kullanmamalıdırlar. Yoksa Kur'an'ımızı kendi elimizle tahrif etmiş oluruz. Maazallah. Maazallah. Alimler Kur'an'dan bize yön göstermelidirler. Şu cıvık sözü kökten reddediyorum. Ne demek ya, Allah bana Kur'an indirdi, iman et dedi. Yani Ezher'e mi gideceğiz biz Kur'an okumak için şimdi, anlamak için? Cıvık bir palavra bu. Bunu geç gitsin. 2. Hadis-i şerif, Tirmizi'de ve diğer hadis kitaplarında meşhur, da'ma yeribuke ila ma la yeribuk, şüphe veren şeyi bırak, kalbinin rahat ettiği şeye bak diyor. Yani tartışmalı konulardan uzak dur diyor Efendimiz. Peygamber nasihati bu. Biz ümmet olarak, Yahudi başımızda ortak düşman, fakirlik başımızın belası, topraklarımızın işgali ortak sorunumuz, İbadet zafiyetimiz başka bir sorun. Neslimiz, gelecek kuşaklarımız elimizden gidiyor, ortak sorun. Bu kadar sorunlarımız, bizim ortak sorunumuz varken, sen hangi tarikattasın, hangi vakıftasın, hangi cemaattesin, hangi mezheptesin, ya bunları konuşmaya nasıl vakit bulur Müslümanlar ya? Müslümanın ortak siyaseti, ortak karakteri, de'mâ yeribuk ilâ mâ lâ yeribuk değil mi ya? Kalbine huzur vermeyen şey, ha sen, Müslümanların kan akan yaralarıyla uğraşmak hoşuna gidiyor, tam bundan huzur buluyorum diyorsan, o ayrı bir mesele. Ben Müslümanın üzülmesi, Müslümanın tartışması gibi konuların senin yüreğini dağladığını zannederek bunu söyledim. Sen Müslümanlar tartıştıkça mutlu oluyorsan, helal hoş olsun sana o zaman. Temel karakterimiz budur bizim. 3. Bu konumuzu toparlarken 3. başlığımız, Rabbimiz "Va'tasimu bihablillahi cemian" buyuruyor. Âl-i İmran suresinin 103. ayeti. "Va'tasimu bihablillahi cemian ve la tefarraku." Orada da dağılmayın var.
Yani ve'tasimu bihablillahi cemi'an, topluca Allah'ın ipine sarılın. Yani şeriatın ekseninde toplanın demek. Kur'an'ın ekseninde toplanın. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an. Ve'tasimu, sarılın, toplanın. Bir arada olun demek. Emir bu. Allah'ın emri. Akimus salate ve atuz zekate, namaz kılın, zekat verin de Allah'ın emridir. İlk sözümüze dönüyoruz. Bir şeyi Allah'ın kaç kere emretmesi lazım bizim onu ciddiye almamız için? Elbette bir kere emretmesi yeter. Deyivereceğiz şimdi. Deyiverdik, rahat ettik. Kardeşlerim, tekrar vakıflara, şeyh efendilere, ders okutan ulemaya, biz Şafii fıkıh okuruk. Hanefilerinki sağlam değil. Filan mezhebin delilleri yok. Bizim mezhebimiz güçlü diyerek yetiştirdiği talebeyi öbür mezhebi zaafa düşürerek yetiştiren, kendi mezhebinde yetiştirmedikçe yetişmemiş kabul eden anlayışa söylüyorum, soruyorum. Akimus salah, namaz kılın sözü, caminin önünden geçerken ayakta durun, saygı duruşun demek, durun demek midir? Yok, namaz kılacaksın. Bu söz fantazi olabilir mi, namaz kılın sözü? Namazı dert etmemiş bir vakıf, bir tarikat, bir mezhep, bir Müslüman kitle, Müslüman olabilir mi? Namaz diye bir dertleri yok. Haşa. Ve akimus salah, Allah'ın emridir. Ve'tasimu bihablillah, Allah'ın kitabına sarılın emri, sosyolojik bir nasihat midir? Siyasi bir öğüt müdür? Namaz kılın diyen Allah'ın azze ve cel, Allah'ın ipine sarılın dediği aynı potansiyelli bir emir değil midir? O zaman hayya alassalah deyince, talebeler olarak biz ne kadar namaza kalktığımızı, namaz kıldığımızı muhasebe ettiğimiz gibi, aynı Kur'an'ın öbür sayfasında ve'tasimu bihablillah, Allah'ın ipine sarılmış olun ayetindeki emri ne kadar uyguladığımızı araştırmadıkça Kur'an ümmeti olmamız tartışma götürür. Niye sen namazda bu kadar ilgilenin? Allah'ın emri. Ve'tasimu bihablillah, Allah'ın ipine sarılın da Allah'ın emri. Bir ümmet cuma namazında camide kaç kişi olduğuyla ölçülmüyor mu Müslümanlık kalitesi? Ve'tasimu bihablillah. Kur'an deyince ceketini düğmeliyor. Rabbim Ali İmran suresinde buyurdu deyince sadakallah, sadakallah diyor. Ayet okununca tamam, estağfurullah, biz bunu böyle bilmiyorduk diyor. Bunun kalitesi de ve'tasimu bihablillah, Allah'ın emri olduğu için. Ve akimus salah, namaz kılın emri gibi ümmeti Muhammed'in günlük hayatında pratik buldukça İslam güçlüdür. Biz cami çok diye seviniyor muyuz camiler boş olduğu sürece? Bu şehirde 20 tane cami var bu kasabada. Ama sabah namazında 2 kişi var orada. Mutlu oluyor muyuz? Çok cami var burada. Üstelik kar oluyoruz. Bu kadar cami var, camide kimse yok. Ve'tasimu bihablillah, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, hepiniz sarılın emri, hafızların bile bir araya gelmesini sağlamadıktan sonra bu emir boş cami gibi boşlukta kalmış bir emir demektir. Hoca efendileri bile, Kur'an tefsiri yazmış hoca efendileri bile, fakihleri, muhaddisleri, şöyle ümmetin dertleriyle ilgili 3 günlük bir kampı alamadığın bir dünyada, ve'tasimu bihablillah ortada kaldı. Allah'ın ipine sarılın, hocalar, Kur'an-ı Kerim'e hizmet edenler nezdinde de ortada kaldı. Tıpkı camiler, bina olarak var, sabah namazında, yatsı namazında boş. Bu nasıl kahrediyorsa mümini,
Allah'ın kitabını ezberleyenler, onunla ilgili makale yazanlar, kitap yazanlar, telif yapanlar bile "La'tasimu bihablillah" konusunda nefislerinden, makamlarından, mallarından, ailevi şartlarından, zorlayan sağlık şartlarından feragat edip ümmeti Muhammed'in menfaati için bir araya gelmiyor. "Va'tasimu bihablillah" Kur'an'da nostaljik bir emir gibi haşa kalıyor. Siyasi bir öğüt gibi, sosyolojik bir öğüt gibi kalıyorsa eğer, boş kalan cami gibi bu ayette ortada kaldığı sürece Allah'ın rahmeti uzağımızda duruyor demektir. Ne konuşuyoruz kardeşlerim? Dönen şu dünya şartlarında eksenimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi eksendeyiz biz? Koca koca iddialar kolay. Mini mini görülen işleri yapamamış insanlar koca koca iddialarla konuşsalar ne olacak? Görkemli toplantılar yapabiliriz. Zaten aşure dağıttın mı toplantı katılımda izdiham oluyor. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ diye ömrümün sonuna kadar haykırsam rahatlayamam. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ayeti bu Şura suresinin şer'a lekum mined-dini ayeti, bunları konuştuk. Belki de la kadderallah, Rabbim beni, bütün mümin kardeşlerimi, hepimizi muhafaza buyursun. Bu sözler bile bir grup müminin, ne biçim bu sözler ya? Bunların konuşulacağı zaman mı şimdi? Bunları ne devşirtiyoruz? Zorla biz zaten topluyoruz milleti. Bu fitne fesat, casusluk hareketi bu, diye, maazallah, la kadderallah, bu ayetlerin, şu Kur'an okuyun kalpleriniz, tartışma çıkarmadığı sürece, tartışmaya kayınca bırakın Kur'an okumayı diyen, hadise rağmen, belki de pek çok kardeşimiz, bu konuşma yüzünden vebale girecek. Rabbime sığınıyorum. İnayetini talep ediyorum. Kardeşlerim, Yahudi'ye lanet ederek kendimizi temizleyemeyiz. Hain Birleşmiş Milletler, bak şu Birleştirilmiş Milletler var ya, onun yüzünden böyle oldu diyerek başımızı kuma sokarız sadece. Bu teselli sahte tesellidir. Geçicidir. Geliniz, dünya değişmesin, sözümüz dinlenmesin, biz Rabbimizin önünde mazeretimizi hazırlayalım. Ben elhamdülillah fitneye sebep olmadım. Kendine çalışanın yanında olmadım. Ümmetime çalışanın yanında oldum. 3 sene sonra baktım ki ümmetim değil, ben büyüyorum. Çekildim. Çekildim bir kenara. Baktım ki ümmetim ayağa kalktı, canımı dişime kattım, tekrar gayret ettim. Bu şuuru yakaladık mı, yanımızda melekler var o zaman. Ta Nuh Aleyhisselam'dan beri indirilmiş şeriatın içindeyiz demektir elhamdülillah. Rabbim bu şuurla yaşama hazzını, o şuurla nabzımızın attığı günü bize göstersin diye dua ediyorum. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين